kendisini daha çok verimli kullanmalıdır. Hele hele ekonomik kriz vatandaşın tepesine balyoz gibi inerken, halkımız halk ekmek kuyruklarında sıra beklerken, karda, yağmurda, çamurda sıra beklerken, fotoğraf çekilmeye gitme, sinema programı çekilmeye gitmez, ekmek sırası beklerken, bu bütçenin daha rasyonel, daha verimli, daha ekonomik kullanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Örneğin, dün akşam ben eve iftara gideceğim, dedim Sümer Mahallesi'nden bir tane pide alayım. Herkes Ramazan'da, bak bunlar da kuyruğa girdim. Hem komşularımızla sohbet, muhabbet yapıyorum hem de pide aldım. Pideyi aldık, eve geldik. Tam pideyi açacağız sofrada, elimde böyle bir şey arkadaşlar. El birliğiyle, gönül birliğiyle bayram paylaşma zamanı, hayırlı Ramazanlar dilerim. Ömer Arısoy. Pidenin içine koyulan jelatin. Orada yazıyor, pide 7,5 lira. 7,5 lira verdim, verdim, aldım. Eğer biz belediye olarak böyle bir şey verdiysek, pideci en azından diyecek ki 50 kuruşluk veya 1 liralık maliyet bize belediye vermiştir bunu. Biz pideyi 6,5 liradan satıyoruz. Veya bunu Zeytinburnu Belediyesi Ömer Arısoy verdiyse, o pide orada belirli ücretsiz mi acaba? O da değil. Pide 7,5 lira. Üzerinde Zeytinburnu Belediyesi'nin ve Ömer Arısoy'un isminin taşındığı olaylar. Arkadaşlar, camilerde ibadet yaptığınızı anladık. Orası bedava. Ama bunlar parayla. Bakın, halk ekmek kuyruklarında vatandaşlarımız 1 lira için saatlerce kuyruk beklerken belediyenin bütçesini kendi adınızı reklam yapmak için kullanamazsınız. Asla kullanamazsınız. Sizi bu konuda uyarıyorum. Yapmayın, etmeyin. Bakın, burada kul hakkı var. Burada yetimin hakkı var. Burada inim inim diyen esnafın hakkı var, vergisi var. Yaparsınız ama şu ismi yazamazsınız. Dersiniz ki bu katkıya biz Zeytinburnu fırınları ekmek çıkarmakta zorlanıyor. Bu fiyatları arttı. Esnafa destek olsun diye bunu yapıyoruz. Eyvallah. Kabul edin. Yazarsın Zeytinburnu Belediyesi. Altına ismini yazamazsın. Şimdi bu konuyu anlatırken kıssadan hisse anlatayım ben size.